Selam arkadaşlar şöyle biraz yakınıma gelin size bir Amazon tüyosu vereceğim. Malumunuz yurt dışından ne alırsak alalım artık vergi geliyor. Zaten bizde de para azaldı işte fiyatlar arttı vesaire alım gücü düştü. Bir şey alırken artık 40 tane takla atıyoruz. Her neyse burada da bir tane olay var. Ne bileyim bir tüyo yakaladım diyeyim ben size. Ondan sizlere bahsedeceğim. Birçok işin işine yarayacağını düşünüyorum. Belki bilenleriniz vardır. Bazı yerlerde paylaşmıştım. Şimdi arkadaşlar burada hani ben size zaten birazdan bahsedeceğim ama bir önemli nokta var. Birbirimizle paylaşım içine girmemiz lazım. Şimdi zaten anlatacağım. Ama paylaşım yapmazsak pek bir halta yarayacağı yok. Ama paylaşım yaparsak da baya bir halta yarar. Ben web sitesi üzerinden direkt size anlatmaya başlayayım. Daha net anlarsınız. Web sitemiz Amazon.com.tr, Amazon.com ya da Amazon.de falan değil. Amazon.com.tr üzerinden göstereceğim. Biliyorsunuz normalde Amazon.com.tr'den de alsanız ne alırsanız alın yurt dışından geliyorsa bir vergi ekleniyor değil mi? Ama şu anda böyle ufak bir açık var diyeyim. Onu kullanarak vergisi ödenmiş bir şekilde alabiliyorsunuz. Direkt olarak göstermeye başlayayım ben size. Oradan daha net anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir alışveriş listeme gireyim. Size göstermek için bazı ürünler seçmiştim ben. Mesela ben şu mikrofonu almak istiyorum değil mi? Buna tıkladık. İnternetim çok hızlıdır, kusura bakmayın. Şimdi satın al diyoruz. Zaten burada da gösteriyor ama direkt oradan göstereyim ben size. Bakın burada bize vergi ekledi. 145 lira falan vergi ekleniyor arkadaşlar şu şekilde. Şunu da söyleyeyim buradaki ekleme kısmı adrese göre de değişiyor. Bakın bende mesela 528 lira çıktı ya buyurun. Sizde mesela daha yüksek ya da daha alçak çıkabilir. Çünkü buradaki bu ithalat ücreti adrese göre değişebiliyor. Biz daha önce hani bir karşılaştık, şaşırmıştık da siz şaşırmayın. Şimdi bir geri gidelim. Bakın burada da diyor ki ekstra diyor 196 lira işte 61 kuruş ücreti vardır ekstra filan diyor. Buradan gördüğünüz gibi bu ürünü biz satın alırsak yurt dışından geliyor ama vergisini burada ödüyoruz. Şimdi şöyle bir soru akla gelecek. Abi peki bu vergisiz olayı nerede diyeceksiniz. Şimdi bir geri gidelim. Bakın burada mesela birkaç tane ürün var. Şuradaki kulaklık mesela öyle. Şu RC araba filan o şekilde. Şimdi bir kulaklık üzerinden göstereyim ben size. Şu kulaklığı seçiyoruz. Bakın bu kulaklık da yurt dışından geliyor. Şuradan zaten görüyorsunuz ekstra bir ödeme çıkacaktır falan diye uyarıyor sizi. Ama burada dikkat ederseniz ücretsiz teslimat diyor. Buna da satın al diyelim. Şimdi satın al dedik. İnternetim çok hızlı görüyorsunuz hemen açılıyor. 245 lira 89 kuruş. Peki ana fiyatı neydi? Zaten 245 lira 89 kuruş. Ne oldu? Hiçbir vergilendirme olmadı. Satın alırsak bizim elimize geçtiğinde 245 lira ödemiş olacağız sadece. Ekstra herhangi bir ödeme yapmayacağız. Yani şöyle düşünmeyin. Ben bunu aldım. Bu ürün yurt dışından geliyor. Bana ekstra PTT'den filan vergi çıkar mı? Yok arkadaşlar öyle bir şey çıkmıyor. Bu ürün size zaten özel kargo ile geliyor. Ya kolay gelsinle geliyor ya işte şeyle geliyor nedir o yurt içi ile arasında filan onlarla geliyor. O yüzden siz hiçbir şey ödemiyorsunuz. Sadece alıyorsunuz ürünü. Ürün bir hafta 10 gün içinde maksimum da geliyor. Onu da söyleyeyim ben çok ürün aldım böyle. O yüzden dediğim gibi alıyorsunuz hiçbir ödeme yapmadan ekstra böyle kullanabiliyorsunuz. Yani satın almış oluyorsunuz. Taksit seçenekleri falan oluyor. Onları da kullanabilirsiniz. Benim kartım taksit yapmıyor. O yüzden ben kullanamıyorum. Şimdi geri gidelim. Bir de o RC arabadan göstereyim size olayı. Şimdi burada bir detay var. Onu da göstereceğim şimdi. Dikkatli olun. Şimdi bu RC arabayı da açıyoruz. Bakın bu da ücretsiz teslimat. Yine şimdi satın al diyelim. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir ekleme yapmadı. Şimdi buradaki ince kısma gelelim. Bakın dikkat ederseniz şurada satıcı ismi yazıyor. Satıcı ismine tıklıyorsunuz. Şu en aşağıda tüm ürünlerini gör var. Bu satıcıların puanı kötü olabilir. Aklınızda bulunsun. İyi olanları da var, kötü olanları da var. Ben şimdi burada hani vergisiz olanları listeleyerek, hani ekleyerek bunları buldum. Şimdi şöyle bir durum var. Kötü de olsa Amazon sizi pek mağdur eden bir site değildir. Bilirsiniz aşağı yukarıda zaten kalitesini. O yüzden çok çekinmenize gerek yok. Genelde kargoda filan hasar görüyor ürünler ama pek mağdur eden bir site değil dediğim gibi. Sorununuzu çözecektir. Şimdi bu adamın tüm ürünlerini listeledik. Neden biliyor musunuz? Bu ürünlerin hepsinde vergisiz geliyor arkadaşlar. Bir adam mesela bir satıcı ürününü öyle eklediyse ben hani hiç istisnasını görmedim varsa da bilmiyorum. Bütün ürünleri o şekilde alınıyor. Herhangi bir şey seçelim. Mesela şu motor kaskını seçelim. Şimdi bunu da mesela şimdi satın al diyelim. Zaten burada ücretsiz diye yazıyor ama yine de göstereyim ben size. Bakın dikkat ederseniz sadece o ödemeyi yaparak bunu da satın alabiliyoruz. Şimdi geri gidelim. Bir daha geri gidelim. Burada gördüğünüz tüm ürünlerde aynı şey geçerli. Şimdi listeme gidip o kulaklıktan da bir bakalım. Geliyoruz kulaklığa. Şimdi burada da satıcı ismini görüyorsunuz. Tıklıyoruz. Tüm ürünlerini gör diyoruz. Burada da aynı şekilde tüm ürünlerde geçerli. Mesela şu el feneri tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi bu da sadece ücretini ödeyerek gelebilen bir ürün. Hatta rengi değişince biraz daha ucuz diyor vesaire. Satın al diyelim. Yine aynı şekilde göstereyim size. Dikkat ederseniz yurt dışından geliyor yani. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey eklenmeden yani herhangi bir vergi ödemeden bu ürünü alabiliyoruz. Geri gidelim. Şimdi buradaki ince kısım da şu yani paylaşım yapmanız gereken kısım şu. Ben şimdi bu ürünü buldum. Tamam. Bu ürünü satan satıcının tüm ürünleri de bunu yapıyor. Eyvallah orada da tamam. Ama şimdi bunları nasıl bulacağız? Bunları tek tek hani denk gele gele buluyorsun. Yani bunları birbirinizle paylaşmanız lazım. Atıyorum ben bu ürünü buldum. İşte dedim ki Aa, şu satıcı bak böyle satıyor tamam. Şimdi bunu paylaşmam lazım sizinle. Ben bulduklarımı yine paylaşırım ama hepsine tabii ki hakim olamıyorum. 7-24 Amazon'da takılıp da bütün satıcıları aramıyorum. O yüzden siz de bulduklarınızı paylaşmanız lazım. Herkes paylaşırsa bayağı bir şey birikir. Çünkü her satıcıda her ürün olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela X bir satıcıda atıyorum bilgisayar parçaları olabiliyor. Çünkü şimdi biz teknoloji ağırlık biz oradan konuşalım. Bir satıcıda da mesela çocuk ürünleri ağırlıklı olabiliyor ama her şeyde her zaman şey olmuyor. Mesela bir adam sadece teknoloji ya da her zaman çocuk ürünü satıyor diye bir şey yok. Her şeyi satıyorlar. Bakın demin ne yaptık? Şimdi girelim mesela bunun ürünlerine de. Bakın ne kadar alakasız şeyler satıyor adamlar yani. Sonuçta satıcı bakın ne kadar alakasız şeyler değil mi? Baktığın zaman. Sayfayı ilerleyelim. Bakın 400 tane sayfa diyor satıcıda. Mesela bunların çoğu bizim çoğu izleyicimizin ilgisini çekmeyecektir. Hani ilgisini çeken de olabilir de bizi izleyenlerin çekmeyecektir. Ben böyle çok ürün gezdim onu da söyleyeyim size. Şimdi böyle paylaştığımız zaman işte düzgün ürünleri bulabiliriz. Ne yapmanız lazım? Benim size tavsiyem hem satışın ismiyle yazın paylaşın hem de link koyun. Link koymadığınız zaman en azından mesela şöyle bir şey yapın. Ne dedik? Orada el feneri dedik değil mi? El fenerinin linkini şöyle El fenerinin linkini şuradan kopyalayıp bunu yapıştırırsınız. Zaten Amazon kısaltması falan da yapar. O şekilde yapıştırın paylaşın daha verimli olur. Yoksa bu adamın ismini paylaşırsan oradan o, o biz zor buluruz. Dediğim gibi link paylaşmak en sağlıklısı olur. Zaten ürünü gördüğünüz zaman satıcının tüm ürünlerine geçerli diye anlayacaksınız direkt. Evet arkadaşlar ince bir tiyoydu bu. Bayağı bir kişinin işine yarayacağını düşünüyorum. Ben bayağı bir üründe kullandım. Gerçekten işe yarıyor. Yani alıyorsunuz ürün sıkıntısız bir şekilde geliyor. Ama her üründe geçerli değil tabii. Hani aklınıza gelebilecek her ürünü bulamazsınız. Fiyat araştırmanızı yine yapın. Bakın burada Fener dedim ama mesela Türkiye'de belki daha ucuzdur ya da başka bir sitede daha ucuzdur. Belki vergi dahil bir yerden alacaksınız, o da daha ucuz olabilir. Dersin ki ya ben işte AliExpress'te buldum 100 lira. E bana 100 lirada vergi gelir ya da 200 liraya gelir. 20 lira kar ederim dersin. Şurada demiştik ya 220 lira falan diye. Öyle bir şey de düşünebilirsin. Artık o senin kendi hesap kitabına kalmış. Ben paylaşımımı yaptım gerisi sizde. Evet arkadaşlar dediğim gibi iş benden çıktı artık sizde de birbirinizle paylaşımınızı yaparsınız. Bana da gelirse ben olduğu kadarıyla açıklamalar yorumlar kısmına falan eklemeye çalışırım gelenleri. Oradan da faydalanmaya çalışırsınız ama her zaman yetişemiyorum. Anında da geri bildirim beklemeyin. Şimdilik benden bu kadardı. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Eğer maddi durumunuz iyiyse de katadan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.